Royal Enfield markasını Türkiye'ye getiren Car-Rite firmasının Kartal'da bulunan ileride çok özel bir motosiklet alanına çevireceğini öğrendiğim bir eski bir fabrikadayım. Buradan herkese merhaba diyeyim. Önümde görüyorsunuz Royal Enfield'ın 650'lik Interceptor modeli var. Yanlarda da farklı renkleri var. Bu bölümde bu motosikleti size anlatacağım ama öncelikle şöyle bir açılış yapmak istedim. Ön yargıların ne kadar kötü bir şey olduğunun özellikle altını çizmek istedim. Durun, kapatmayın. Bir dakika. Size felsefe dersi vermeyeceğim. Psikoloji dersi vermeyeceğim. Neden bu cümleyi kurdum biliyor musunuz? Ben bu zamana kadar, ben de dahil birçok motosikletçi bu zamana kadar Royal Enfield Türkiye'ye geldiğinde şu yorumda bulunduk. Royal Enfield'da en çok iş yapacak ya da en çok tutacak model sadece Himalayan olur. Diğerleri çok böyle etkili olmaz diye düşünüyordum. Fakat bu motosikleti kullandıktan, sürdükten sonra bütün fikirlerim değişti. Şimdi şu yorumu yapanlar da olacaktır. Ha, Selçuk bu motoru kullanmış, sevmiş, birazdan öve öve bitiremeyecek diye yorum yapanlar olacaktır. Durun, acele etmeyin. İyi ve kötü yönleriyle, her yönüyle, bütün hisleriyle Royal Enfield Interceptor 650 bu bölümdeki konu. Hazırsanız başlayalım. Efendim, elimde not kağıtlarımı görüyorsunuz. Çünkü notlar aldım bu motosiklette neler yok diye. Bakın, var diye değil, neler yok diye notlar aldım. Şöyle sıralayayım önce neler olmadığını, daha sonra neler olduğunu nasıl olsa anlatacağım. Efendim, vites göstergesi yok. Yakıt tüketim verileri yok. Range verisi, averaj, ortalama vesaire gibi veriler yok. Bluetooth bağlantılı bir gösterge paneli yok. Traction control yok. Köşe viraj ABS'si yok. Su soğutmalı bir sistemi yok. Yağ ve hava soğutmalı. Ters çatal yok. Normal teleskopik çatal. Çanta demiri standart gelmiyor. Uzun camı yok. LED sinyalleri yok. Sürüş modları yok. Elektronik gaz kontrolü yok. Hidrolik debriyajı yok. Yok, 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 yok. Yani aslında günümüzde var olan motosikletlerde kullanılan teknolojilerin hiçbiri yok diyebilirim ABS dışında. ABS var. ABS dışında hiçbir teknolojik özelliği bulunmayan bir motosiklet. Peki diyeceksiniz ki ya açılışta biraz daha böyle güzel başladım falan. Hani bu kadar özelliği olmayan bir motosikleti acaba nasıl anlatacaksın diye merak edenler mutlaka vardır. Ne olduğunu söyleyeyim. Bu motosiklette ne var? 3 tane şey söyleyeceğim. Birincisi, bu motosiklette keyif var. Net. Altını çize çize, garanti vere vere bunu söyleyebilirim. Müthiş keyifli bir sürüşü var. İkinci olarak, bakışları üzerinde çekme garantisi var. Çünkü 2-3 günlük testim boyunca, özellikle bu Mark 2 modelini test ettim 2-3 gündür. Sokaklarda, caddelerde turlarken bütün bakışların benim üzerimde olduğunu bana hissettirdi. Hem otomobil araç sürücülerinin, hem işte sokaktaki vatandaşların bu nasıl bir motormuş diye böyle beni takip ettiğini gördüm. Bakışları üzerine çekme garantisi var. Üçüncü olarak da eski klasik motosikletleri sevenlerin klasik motosiklet kullanırken güvenle kullanabilmesini sağlayan sağlamlık var. Sağlamlık hissi var. Yani güven hissi var. Bunları da birazdan açacağım. Şunu özellikle belirteyim. Bu motosiklet bir neo retro değil. Neo klasik bir motosiklet değil. Tamamıyla klasik. Tamamıyla eski motosikletlerin günümüzde üretilmiş bir versiyonu. Zaten az önce yok dediğim şeylerin olmama sebeplerinden bir tanesi bu. Yani neo klasik diyemeyiz. Net bir klasik deriz ki İngiltere'de, Tayland'da ve Hindistan'da birkaç yıl boyunca en klasik, en retro motosiklet ödülü almış olma gibi bir özelliği de var. Dolayısıyla net klasik olan Interceptor 650'nin gelin şimdi size diğer detaylarını anlatayım. Şimdi öncelikle vites aralıklarını size göstereceğim ama göstermeden önce şu devir kesiciye bir sokayım, siz de görün. Efendim, 7500 devirde devir kesiciye giren bir motosiklet. Yani 7500 devir çevirebiliyor. Hani 9000, 10000 yok. Bu ne demek? Bir taraftan şu açıdan çok güzel. Yani sağlıklı bir motor olacaktır bu. Ömrü uzun olacaktır. Az devir çeviren motosikletin ömrü uzun olur. Hani Honda'lardan aklınıza gelsin. Fakat hani tempolu, performanslı kullanacağınız zaman elinizin altında devir sürekli biteceği için, gazlarken sürekli kesiciye gireceği için
sürekli viteslerle uğraş isteyecektir. Bir avantajı, bir de dezavantajı var bunun. Şimdi size motor bloğunu anlatacağım ama anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Ben bu motosikleti Royal Enfield Türkiye'ye getiren firma Carice'a testi almaya gittiğimde işte oradaki Gökmen Bey bana dedi ki ya dedi senin kullandığın kask spor bir kask. O kaskla bu olmaz. Ben de dedim ki abi her türlü kaskla kullanılabilir olduğunu gösterelim en azından dedim. Tamam dedi ama sonra ben de rahatsız oldum bu durumdan ve klasik bir kask aldım. O yüzden görüntülerde hem spor kasklı hem de klasik kasklı kullanım görüntülerini görüyorsunuz büyük ihtimalle. Yani çok fazla çektik bu motosikleti. Her kaskla kullandık. Şimdi motor bloğundan bahsedeyim. Efendim yağ ve hava soğutmalı bir motor bloğuna sahip ki klasik motosikletlerin özelliğidir. Hani sıvı soğutma özelliği sonradan günümüz teknolojisiyle gelmiştir. Şimdi Royal Enfield'ın biliyorsunuz ben Himalayan testine gittim Sardunya Adası'nda. Orada sıvı soğutmalı bir teknolojiye geçmişlerdi. Yani aslında ellerinde sıvı soğutmalı teknolojiye sahip motor blokları var. Bu teknolojiyi üretebiliyorlar ve motorlarına entegre edebiliyorlar ama bu Interceptor 650'de özellikle yağ ve hava soğutmalı teknolojiyle devam etmişler. Çünkü aslında açılışta bahsettiğim gibi bu tamamen klasik bir motor ve onun ruhuna uygun olması amacıyla bu sisteme devam etmişler. Yani ellerinde olmadığından değil. Motor bloğu 657 cc, 47 beygir, 52 Nm tork üretiyor. Yani burada klasik motosikletlerde bilirsiniz beygirden daha çok aslında tork önemlidir. Çünkü hızlanma amaçlı üretilmiş motosikletler değildir ya, torklu olması amaçlanır. Bu motosiklet de öyle, torklu bir motor. Yani o 52 Nm torku her devrinde, istisnasız her devrinde size hissettiriyor. Torku mükemmel. Fakat şöyle bir özelliği de var. Sonrası testi, devir aralıklarını falan test ettiğimde o 47 beygir iyi bir beygir hissi veriyor. Yani nasıl izah edeyim onu? Sadece tork odaklı değil, beygir odaklı da üretilmiş bir motor. Hem beygiriyle hem torkuyla iyi bir his veren, iyi bir geri dönüş alabileceğiniz bir motor bloğuna sahip. Şimdi tabii burada çift silindirin altını böyle bir kez daha çizeyim. Çünkü 650 cc'de genelde hani klasik motosikletlerde tek silindir teknolojisiyle ilerler ya. Burada çift silindirli ve şunu soranlar mutlaka olacak. İşte titreşim durumu klasik motosikletler böyle zangır zangır titrer. İşte motor bloğuyla onu böyle eşleyeceğim şimdi. Bu motor bloğu hem silindir sayısıyla hem teknolojik özellikleriyle hem basit karmaşık olmayan teknolojisiyle İngilizce tabirle yabancıca tabiriyle smooth bir his veriyor. Aslında çok 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 yumuşak. Hiçbir devrinde ya bu hani titreşimli bir motor demezsiniz. Özellikle bu tarz motorlarda yüksek devirlere geldiğinizde çift silindirli de olsa bir titreşim hissettirir. Bu motosiklet 7500 devirde zaten devir kesiciye girdiği için dolayısıyla o yüksek devire gelme şansı da size tanımadığı için titreşimi hissetmeyeceğiniz tamamen tok, tamamen iyi bir hisle sürmenizi sağlayan, en başta söylediğim çok keyif almanızı sağlayan, keyifli bir sürüşü olan bir motor bloğuna sahip. Sevgili izleyicilerim, birazdan bu motosikletin devir kesiciye girene kadar hızlarını ve son hızını test edeceğim. 318 kilometrede olmasına rağmen. Şimdi şu yorumu yazacak olanlar mutlaka vardı. Bunu sürekli uyarıyorum. Bakın o kadar yurt dışı lansmanına gittim. Yurt dışında da böyle bu. Sadece benim yaptığım bir şey değil. Motosikletin kilometresi ne olursa olsun teste veriliyorsa eğer veren kişi, veren kurum, firma bu motosikletin bu özelliklerini denesinler diye veriyorlar. Dolayısıyla rodajdaki motora aman o kadar basılmaz, rodajdaki motor devir kesiciye sokulmaz falan gibi yorumlar yapmayın lütfen. Amacımız burada motosikletin dinamiklerini çözmek, arıza verirse de test sırasında bende versin diyebilmek. O yüzden birinci vitese çekiyorum efendim. Şöyle emniyet şeridine attım kendimi. Devir kesiciye girene kadar 75. Alıyorum 2'ye. Devir kesiciye girene kadar 100'ü biraz geçti. 101-102. Alıyorum 3'e. Devir kesiciye girene kadar 123. 123 evet. 4. vitesi aldım. Devir kesiciye girene kadar girmiyor devir kesiciye ve 150. Evet. 4. viteste 150'yi buluyor. Devir kesiciye girene kadar. Buradan tempolu bir motosiklet olduğunu, güçlü, torklu bir motor olduğunu net olarak belli ediyor. Efendim hiç teknoloji kullanmamışlar. Günümüz teknolojisi yok. Tamamen bir klasik dedim ama LED farı görüyorsunuz. Bir de böyle bir orta sehpa ile birlikte geliyor. Orta sehpası standart. Hani gösterge paneli tamamen analog. İçerisinde doğru düzgün hiçbir veri yok. Vites göstergesi bile yok dedim ama Royal Enfield'ın bu navigasyon için kullanılan böyle küçük göstergeleri var. Onlar entegre edilebiliyormuş eğer istenirse ama böyle klasik bir motosiklette buna ihtiyaç var mı? Bence yok. Hatta bence şu LED farı bile koymasalarmış, buraya bir halojen far koysalarmış inanın ben rahatsız olmazdım. Hatta daha çok severdim. Yani LED farı burada büyük ihtimalle hani bu teknolojiye de sahibiz diye koymuşlar diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim denge merkezine. Motosikleti böyle evirip çevirirken veya sürerken hissettiğiniz şey şu.
Alçak bir motosiklet klasik olduğu için ve denge merkezi yukarıda hissettiriyor. Zaten klasik motosikletlerin özelliği de budur. Alçak olmasına rağmen yukarıda bir denge merkeziyle birlikte yolda acayip kıvrak olmanızı sağlıyor. Yani böyle bir motordan viraj kabiliyeti bekler misiniz? Veya şehir içerisinde böyle kıvrak manevralar bekler misiniz? Ben beklemezdim ama bu motosiklet o beklentileri karşılıyor. Yani viraja yatarken de, şehir içerisinde kullanırken de çok rahat kullanmanızı sağlayan denge merkezi biraz yukarıda bir klasik motosiklet. Ama bu neye dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor? Yani hiç bilmeyen biri bu motosikleti şöyle evirip çevirirken bir dengesizlik hisseder olduğu yerde ki denge merkezi yukarıda motosikletlerin genel olarak hissi de böyledir. Bu yolda çok büyük bir avantaj fakat evirip çevirirken, parklarken dezavantaja dönüyor. Bunun da özellikle altını çizeyim. Evet, attım vitesimi. Şimdi son hızını test edeceğim. Tatlı bir yokuşa denk geldim. Bakalım kaça kadar çıkabilecek. 160'ı rahat geçti. Şimdi düz bir alana giriyoruz. 165. Burası düz yol sevgili arkadaşlar. 165. Altıyı aldım. Bir faydası yok. Yani 6. vites aslında bu motosiklette rahat, torklu, böyle sakin, smooth gitmek için koyulmuş bir şanzıman. 6. vites şanzımanı. 5. viteste 165'leri gördüm. 650 cc'lik böyle açık, böyle klasik bir motorda ve o hızları görürken de motor dağılmadı. Böyle sağa sola lambur lumbur etmedi. Dolayısıyla bu anlamda başarılı bir motor bloğu var. Hem devir aralıklarıyla hem de son hızıyla. Tabii hızlıca üzerindeki donanımları da bahsedeyim. Süspansiyonları, frenleri, lastikleri, yakıt tüketimi vesaire gibi. Önce süspansiyonlardan başlayayım. Önde 140 mm'lik düz bir çatal var. Ters teleskopik değil, düz bir çatal. Arkada da yine çiftli twin shock sistemi kullanmışlar ve ayarlanabilir. Hatta avadanlık setinin içerisinden ayar anahtarı da çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Hatta şuraya da özellikle değineyim. Şu kutunun içerisinde bir avadanlık seti geliyor ve bayağı bildiğin takım tezgahı. O takım tezgahıyla bu motosiklet eğer bir arıza verirse veya yolda başınıza bir problem gelirse, kaza yaparsanız içerisindeki anahtar setiyle her yerine müdahale edebileceğiniz kadar fazla anahtarla birlikte geliyor. Hatta az önce sohbeti geçti. Şu fara dikkat edin. Bu fardaki şu görünen somunlar vesaire her yerinde aslında böyle. Bunlara bile anında müdahale edip o anahtar setiyle çıkarıp takabilirsiniz, tamir edebilirsiniz. Aslında motorun özelliği bu. Çok basit bir teknolojiye sahip olduğu için hem arıza vermiyor, hem problem çıkarmıyor, hem de çıkarsa bile müdahalesi çok basit bir motosiklet. Süspansiyonları güzel. Böyle yumuşak odaklı ama net olarak yumuşak diyemem. Yani şehir içerisinde ve yolda kötü bir süspansiyon dedirtmez. Bu bir. Gelelim frenlerine. Ön arka disk fren. Aslında en teknolojik yanı da frenlerde. Çünkü önde ve arkada ABS sistemi var. Ki ihtiyaç duyuyor. 650 cc 52 Nm tork üreten bir motorda ABS şart. ABS çalışma prensibi güzel. Diskleri ve frenlerin çalışma sistemi de gayet bu motor için yeterli. 3. Lastiklerine gelelim. Ben bu motosikleti teste alırken 2000 km'de falan sanıyordum. Sonra bir baktım 300 km'deymiş. Lastikleriyle işte yağızla çekim yaparken böyle virajlarda dönerken lastiklerin yeri bıraktığını hissettim. Böyle kayma meyilli olduğunu hissettim. Sonra dedim ki 300 km'deymiş, daha yeniymiş. Büyük ihtimalle üzerindeki mumlardan dolayı o etkiyi hissettim. Çünkü polyester katmanlı lastik. Yani naylon bir lastik değil. Evet, Hint malı, Seat markalı bir lastik ama rodaj döneminde o etkiyi vermesi normal diye düşündüm. Bence bu motosikleti tercih edecek olan birinin lastiği hemen değiştirmesine gerek yok. Polyester katman iyidir ama rodaj döneminde özellikle dikkat edilmesi gereken bir lastik. 4. bahsedeceğim konu yakıt tüketimi. Normalde yurt dışı verilerinde, incelemelerinde vesaire baktığımda 100 km'de 4 litre veya 4,5 litre olarak veriyorlar ortalaması. Ama benim hesaplamalarıma göre ondan daha fazla yakıyor. Çünkü bu motosiklette sonradan eklenmiş bir açık egzoz var. Ben aşağı yukarı 5 ile 5,5 litre arasında yakıt tüketimine ulaştım. Ama normal verisi, normal egzozlu verisi 4 ile 4,5 litre arasında olduğu belirtiliyor. Bu motosikletin sahibi bu egzozu sonradan takmış ve mükemmel bir sese sahip olmuş. Onu size özellikle dinletmek isterim. Hazır mısın Yağız? Umarım ekrandan fark ediliyordur. Pardon, elim çarptı. Umarım ekrandan fark ediliyordur. Size şöyle söyleyeyim, ben normalde egzozlu motosikletleri sevmem. Çok bağıran, yolculuk sırasında hani kulağı rahatsız edecek seviyede ses yapan motosikletleri sevmem ama
Bu motosiklete acayip yakışmış. Böyle lıkır 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 şeklinde çalışıyor ya. Tam böyle klasik hissi veriyor. Çok çok hoşuma gitti. Ama gelin orijinal egzoz sesini de dinleteyim size. Yani orijinali de kötü değil. Tok bir ses var ama özellikle açık egzozda mükemmel bir sese dönüşüyor. Onu özellikle belirtmem lazım. Gelelim önemli konulardan bir tanesine, ısınma konusuna. Şimdi normalde böyle bir motosikleti dışarıdan gördüğünüzde hiç daha kullanmadan bu motosiklet ısınır ve ısınmaz diyebilir misiniz? Ben şöyle bir yorum yaparım. Abi dizlerin motor bloğuna yakın geldiği bir motosiklette mutlaka o ısıyı sürücüsüne hissettirir derim. Dolayısıyla bakın oturma pozisyonu şu. Dizlerim direkt motor bloğunun yanında. Dolayısıyla bu motosikletin ısısını hissettirecek bir sürüş hissi vardır derim. Fakat sürüş sırasında bu yağ soğutma teknolojisinin çok iyi olduğunu düşündürdü bana. Çünkü beklentimden çok daha az ısınıyor. Daha az ısı veriyor. Aşağı yukarı 24-25 derece hava sıcaklıklarında test ettim ve bu ısı bence ısı değil. Özellikle Harley Davidson kullanmış. Efendim KTM'nin, Ducati'nin, işte BMW'nin bu yüksek ısı üreten motorlarını kullanmış biri bu motoru kullandığında ısınmıyor abi bu. Geç falan der yani. Dolayısıyla evet belli bir oranda ısıyı size hissettirir ama böyle bacakları yakacak derecede ısısı olan bir motor değil. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Şu anda kaçıncı vitesteyim bilmiyorum ben. 4'te miyim, 5'te miyim, 6'da mıyım bilmiyorum. Gidiyorum abi. Dolayısıyla adamlar demiş ki abi vites göstergesini ne yapacaksın ya? Sen at bir vitese devam et demişler bak. Şimdi kaçlı olduğumu hesaplayayım. Bak şu anda sürüyorum ya. 3500 devirde 80 km hızlarla sürüyorum ya. Kaçlı olduğumu bilmiyorum. Düştüm. Abi 5'teymişim. 5'teymişim. Bak alayım hadi 6'ya alayım bunu. En sona aldım 6'ya. Bak yemin ederim. Aha. Şuralarda sürüyorum. 6. vites. Ah. 3000 devirlerde sürüyorum motoru. Gidiyor da ha bak. Bak 3000'in altına düşeyim. Gidiyor. Ya bir sallan değil mi? Bir şey yap yani, bir lambur lumbur et. Lan ne yapıyorsun birader? Bu viteste motor sürülür mü de. Yok o da yok abi. Motor gidiyor 6. viteste. 3000 devir altında gidiyor. Hadi diyelim unuttum. Hadi yokuş yukarı geldim. İndim 2000 devirlere. Bak göstereyim şöyle. Bak burada bile yok. Yemin ederim sevgili arkadaşlar. Bak 2000'e geldim. Ya yemin ederim burada bile gidiyor motor ya. Yani hani motorun şeyi bu, özelliği bu. Motor tamamen klasik ve keyif amaçlı üretilmiş bir motor. Klasiğe uygun bir motor. Bu motordan beklentiniz günümüz motosiklet özellikleri ise onu beklemeyin. Bu motordan keyif bekleyin ki o keyfi size her noktada veriyor. Yani vites göstergesi yok diye böyle bir şey yapıyorsanız gerek yok ki abi, al 6'da ben gidiyorum zaten. Şimdi sırada beğenmediğim yönler var ama beğenmediğim yönlere gelmeden fiyatından bir bahsedeyim. Çünkü fiyatını beğenmediğim yönler içerisine dahil etmeyeceğim. Genelde motosiklet incelemelerinde ilk saydığımız şey ne oluyor? Fiyatı. Beğenilmeyecek yön diyoruz ama bunda öyle değil. Mayıs 2024 itibariyle 355 bin TL'lik bir fiyatı var sevgili arkadaşlar. 650 cc'lik çift silindirli böyle güzel görünümlü bir motosikletin. Günümüzde hani 300 cc'lik skuterların fiyatına baktığımızda veya 400 cc'lik motosikletlerin fiyatına baktığımızda onlardan daha ucuz. Net örnek vereyim. Geçen yine konusu geçti. Vespa 300'ün bu GT Super fiyatına baktık. Ondan daha ucuz bir motor. Hani niye Vespa'dan örnek verdim? Klasik görünümlü ya. Hani Vespa'yı tercih edenler biraz da o görüntüden dolayı tercih ediyor ya. Yani Vespa 300'ün fiyatından daha uygun fiyatı 650 cc'lik böyle güzel görünümlü bir motosiklet alabiliyorsunuz. Dolayısıyla fiyatını eksilerde saymayacağım. Benim beğenmediğim yönlerden hızlıca bahsedeyim. Efendim şu depo kapağını klasik bir motor dedim ama benzin alırken beni zorladı. Çünkü hani böyle elimde tutmak zorunda kaldım. İşte şuraya koydum, işte benzin oldu buralar falan. Hani bunu biraz daha böyle şey yapabilirdi. Şuraya nasıl söyleyeyim sabitleyebilirdi. Depo kapağının elde kalıyor oluşunu beğenmedim bir. İkinci beğenmediğim yön sert selesi oldu. Normalde klasik motosikletlerde hani bu tarz motosikletlerde özellikle ağırlıklı olarak böyle aslında yumuşak sele koyarlar ve böyle püfür püfür eskasa Mercedes gibi sürersin ya. Bunda da öyle sürülüyor ama şu sert sele o sürüşün bir tık önüne geçiyor. Baktım aksesuarlarında konfor sele opsiyonu varmış ama selesinin sertliğini beğenmedim. Özellikle şu led fara bir daha değinmek isterim. Keşke buraya halojen far koysalarmış dedim, ne söyleyeyim. Bu zamana kadarki incelemelerde hani led far olmayan motosikletlerde abi led teknolojiye geçildi, bu halojen ne falan diye söylüyorduk ya. Bunda tam tersi abi. Bu motosiklette halojen koysalardı daha çok severdim, ne söyleyeyim.
güzel görünümlü et var, kötü değil ama alejan olmasını tercih ederdim. Bir beğenmediğim yön daha söyleyeyim. Beğenmediğim derken keşke olsaymış dediğim bir yönü. Bu motosiklette ABS dışında hani bir teknoloji yok dedim ya. Traction control istiyor. Çünkü biz çekimler sırasında böyle hardcore kullanırken, güzel görüntüler elde etmeye çalışırken böyle gaza asıldığınızda iyi de torklanma hissi var ya, lastikler de yeni, mumlu lastikler, çok böyle arkaya attırdığımı hissettirdi. Hatta virajlarda güven vermediğini hissettirdi. Keşke orada traction control olsaymış bu motosiklette dedim. Yani klasik bir motor, tabii ki çok teknoloji beklemiyoruz ama traction control ekleselermiş güzel olurmuş gibi geliyor bana. Özellikle Mark 2 modelinde şu kırmızı ve şu yandaki şeritleri görüyorsunuz. Bunlar el yapımı olarak üretilmiş sevgili arkadaşlar. 10 kişilik bir ekip varmış Royal Enfield'ın fabrikada ve el yapımı fırçayla böyle çekilen bir desen burada görmüş olduğunuz. Tercihantlarına dikkatinizi çekeyim Yağız gösterirsen. Mark 2 modelinde tercihant var. Hemen yan tarafa geçelim. Bu siyah renkli modelinde ise alüminyum alışım jantlar görüyorsunuz. Ve aynı zamanda motor bloğunun ve egzozların rengine bakarsanız farklı siyah renkli. Yani aslında renklere göre değişen tasarım ve dizaynları var. Hangisini severseniz onu tercih edebiliyorsunuz. Efendim soruca bağlamadan önce şu bazı özelliklerden de bahsedeyim de öyle kapatayım. Aksesuarından bahsedeyim özellikle. Aksesuarları var mı diye sorduğumda bana bir tane sayfa gönderdiler site ve orada birebir böyle 360 motosikleti böyle donatabileceğiniz, görebileceğiniz aksesuar ağının olduğunu, ön camı, işte arka yan soft çantaları, özellikle aynaları vesaire gibi birçok aksesuarının üretildiğini ve Türkiye'de de satışta olacağını söylediler. Bu bir. İki, 3 yıl boyunca sınırsız kilometre garantisi varmış. 3 yıl sınırsız kilometre. Bu da çok özel bir yönüdür diye düşünüyorum. Özellikle altını çizeyim. Üçüncü konu ise şu. Royal Enfield Himalayan incelerken altına gelen yorumlara baktığımda şu şikayetler çok fazla vardı. Efendim biz Adana'da nereden bulacağız? İşte Ağrı'da, Antalya'da nereden bulacağız? Henüz buralarda yok. Bu motorları tanıtıyorsun da falan gibi şey yorumlar çok geldi. Şunu özellikle söyleyeyim. Car Rights firması Royal Enfield'ı getirmeye başlayalı henüz daha 3 ay gibi bir zaman oldu. Yani hani biz daha önce bir sene demiştim. Bir sene bile değil. Daha 3 ay. 3 ay olduğu için daha yeni kurulmuş bir marka olduğu için yavaş yavaş adım adım step by step şeklinde gidecek. Dolayısıyla ilk etapta 12 tane bayi ve serviste Türkiye çapına çok yakın zamanda açılacaklarmış. Bu bilgiyi aldım. Sonraki senelerde de bunu 2'ye 3'e katlayarak bütün Türkiye'de bayisi ve servisi olan bir marka haline geleceklermiş. Özellikle belirtmekte fayda görüyorum. Sonuç olarak Interceptor 650, Interceptor'ın bu arada anlamı avcıymış. Durdurucu falan diye anlamlar da çıkıyor ama avcı aslında anlamı. Interceptor 650 klasik motosiklet sevenlerin çok 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 keyif alacağı ama motosikletten böyle elektronikler, teknolojiler bekleyenlerin sevmeyeceği bir motosiklet olmuş. Benim 2-3 günlük testim boyunca ben çok keyifli bir şekilde sürdüm. Şöyle benzerlik kurayım ona. Hani kafanızda net otursun. Normalde biz yazın şehir içerisinde işte sağa sola gitmeye bir böyle ufak cc'li bir skuter falan ararız ya. Kullanımı öyle. Ufak cc'li her araya dereye girmeye gelen, ufak cc bir skuter kullanırmış hissi veren ve keyifli sürdüren, görüntüsü görseliyle, renkleriyle de, burada görmüş olduğunuz renkleriyle de gerçekten kendine baktıran çok özel bir motosiklet olmuş. Altını çizmiş olayım. Böylelikle bu bölümü bitireyim. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Like'a basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Başka bölümde tekrar görüşmeyi diliyorum. Hoşça kalın.